Dünyaya bir bebek geldi. O bebek şüphesiz dünyayı değiştirecek. Buluşları ile dünyayı aydınlatacaktı. O bebek Nikola Tesla'ydı. Annesi bir ev hanımıydı. Babası ise bir rahipti. Ev hanımı olan annesi, günlük hayatta işlerini kolaylaştıran icatlar yapardı. 1861 yılında Nikola 5 yaşında abisinin üzerinde olduğu atın ürkmesi sonucu ölmesini canlı gördü. Bu durum şüphesiz Tesla'nın psikolojisini derinden etkiledi. Ne zaman konusu açılsa korkuyla ben bir şey yapmadım diyordu. Çoğunluğun söylediği bilgiye göre Tesla bu olaydan sonra daha takıntılı bir kişi oldu. Aynı zamanda asla parlak yüzeyleri sevmezdi, kimsenin saçına dokunamazdı. 369 sayılarına takıntılıydı kaldığı oda numarası, yaşam stili gibi konularda hayatını buna uyarlamıştı. Yediği yemeğin hacmini hesaplamadan yiyemediğine dair iddialar bulunmakta. Nikola Tesla, küçük yaşlardayken koleraya yakalandı. Babası onun kendisi gibi bir rahip olmasını istiyordu. Fakat Milutin Tesla, yani babası iyileşirse, istediğini yapması konusunda söz verdi. Graz Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldı ve daha sonra Prag ve Viyana üniversitelerinde derslere devam etti. Bu üç üniversitede eğitim aldığı bilinmektedir. Ancak üniversite eğitimini tamamlamadan Avrupa'da kendi kendine çalışmaya ve deneyler yapmaya odaklandı. 1884'te Edison Un şirketinde çalışmak üzere Amerika'ya gitti. Edison ampulü satıyordu fakat geniş kitlelere yayamıyordu. Edison kablolar ile doğrusal akım yoluyla elektriğin evlere geleceğini düşündü. Bu her iki caddede bir elektrik santrali kurması gerektiğini gösteriyordu. Bunu bir süre yaptılar. Bu problemliydi çünkü en küçük şeyde makine arıza yapıyordu. Buna rağmen küçük bir bölgede yaptılar. Aynı yılda trenlere yaptırdığı fren ile ünlü George Westinghouse zenginleşiyordu. Sonrasında elektriği iletmek ve Edison U geride bırakmak için çalışmalar yaptı. İşte burada Tesla ile tanıştı. Tam bu sırada Tesla Edison un işinde çalışmaya başladı. Edison Tesla'ya doğrusal akım dinamolarını geliştireceği tasarım için 50 bin dolar ödeyeceğini söyledi. Bu yol ile elektrik daha verimli olacaktı ve bozulan jeneratörler kolayca tamir edilecekti. Bu paraya çok ihtiyacı olan Tesla, 3-4 ay yoğun çalışma sonrası gerçek bir çözüm sunar ve vaat edilen parayı ister. Edison çözüme bayılır ama parayı vermez. O sırada Westinghouse şirketi ise bir motora ihtiyaç duyar. Tesla, 6 ay süren bu çalışma macerasından ayrılmaya karar verir. Daha sonra Edison'un şu sözleri sarf ettiği söylenir. Tesla, sen Amerikan mizahından anlamıyorsun. Burada Tesla kendi laboratuvarını kurdu ve alternatif akım sisteminin geliştirilmesi üzerinde çalışmaya başladı. Burada bir parantez açalım. Alternatif akım, akımın sürekli olarak yön değiştirdiği bir elektrik akımı türüdür. Bu, elektrik gücünü iletmek ve dağıtmak için idealdir. Doğrusal akım ise, akımın tek bir yönde sabit bir şekilde akmasıdır. Kaldığımız yerden devam edelim. George Westinghouse, işe Tesla berbere çalışmaya karar verdi. Tesla kendi şirketini kurdu. İkisinin de düşmanları ortaktı. Beraber uzun yıllar çalıştılar. Ve 1888'de Tesla, Tesla bobini olarak bilinen bobini icat etti. Tesla bobini elektriğin maliyetini azaltıp daha erişilebilir yapmaktadır ve bunu kablosuz bir şekilde yapmaktadır. Aynı zamanda Tesla, floresan lamba, radyo, röntgen ve uzaktan kumanda gibi birçok önemli buluşa imza attı. 1895 yılında Amerikalı bankacı J.P. Morgan, Nikola Tesla'nın alternatif akım elektrik sisteminin geliştirilmesine yatırım yapmaya karar verdi. Bu yatırım, Tesla'nın Wardenclyffe Kulesi'ni inşa etmesine ve AC sistemini geliştirmeye devam etmesine imkan tanıdı. Fakat Morgan, Tesla'nın parayı bunun için kullanacağını bilmiyordu. Morgan, Tesla'nın buluşlarının ticari potansiyeline inanıyordu ve bu yatırımın onu zengin edeceğini düşünüyordu. Wardenclyffe Kulesi, bu süreçte birkaç kez çalıştırıldı fazlasıyla ampulü hiçbir bağ olmadan yakabiliyordu. Gazeteler Tesla'nın bobinine ölüm ışını dedi. İnsanlar Tesla'dan korkuyordu.
Sonrasında Morgan ile aralarındaki ilişki bozulmaya başladı. Morgan parayı bir anda çekti, Tesla ise faturalarını ödeyemez hale geldi. Warden Cliff Kulesi ise sonrasında yıkıldı. Edison ise bu sırada Tesla'nın savunduğu alternatif akımı kötülemek ve zararlı olduğunu göstermek amacıyla çeşitli propagandalar yaptı, en bilinen ise Topsy isimli bir fili alternatif akım ile öldürmesiydi. Tesla sonrasında mali açıdan çöktü, aynı zamanda patentlerini koruyamadı, bazen ise satmak zorunda kaldı. Fakat projelerini yapmaya devam etti. Sadece projelerini çiziyor, kendi halinde bir yaşam sürüyordu. 7 Ocak 1943, te bir otel odasında sefil bir şekilde kalp yetmezliğinden öldü. Tesla hayatı ve yaşadıkları ile hepimize ilham kaynağı. Videomuzu Tesla'nın sözüyle bitirelim. Bırakın doğruları gelecek söylesin ve herkesi eserlerine ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun ama uğrunda çok uğraştığım gelecek benimdir.